Çiftler birbirini neden aldatır? 14 yaygın neden. Neden aldatsın hocam? Karaktersizliğinden aldatır. Bir insan eşini aldatır mı ya? Böyle bir şey yapıyorsa bir defa karaktersizdir. Tamam, bunu kabul ediyorum. Ama yapılan çalışmalar aldatıyorum ama neden aldatıyorum? Bir de sor bana dediklerinde aldatmanın bazı sebepleri var. Nedir bu sebepler? Hemen veriyorum. Bir, sosyal ağlarla fazla ilgilenmek. Sosyal ağlar üzerinden birbirine mesajlar gönderen, birbirini yoldan çıkaran o kadar çok insan var ki bununla ilgili bana gelen mesajlar var. Bana bile, ben aileyle ilgili, evlilikler, ilişkilerle ilgili eğitimler veriyorum. Seminerler yapıyorum, kitaplarım var, videolar çekiyorum. Eşimi çok seviyorum, 24 yıllık evliyiz. Bana bile mesajlar geliyor. Yoldan çıkaracak şekilde. Enteresan bir şey bu ya. Gerçekten eşini sevmeyen, biraz da karaktersizse bir insan o yolda kendini kaybedebilir. Çünkü çok tahrik edici mesajlar, birbirine göndermeler var mı? Var. Onun için Instagram, Twitter, Facebook, buradan mesajlaşmalar, mesajlaşmanın arkasından yakınlaşmalar, peşinden aldatma geliyor mu? Geliyor. Dikkat etmek lazım. Bak, benden söylemesi. 2. Yanlışlıkla. Hocam ne demek yanlışlıkla? Bilmeden. Vallahi benim hiç aldatmaya niyetim yoktu. Birden ne oldu ben de anlamadım. Birden ben kendimi kaybetmişim. Onun için bulunduğu ortamda ölçü, sınır, belli bir dengeyi kurmayı başaramayan insanlar bazen farkında olmadan, ne olduğunu bile anlamadan, hocam aldattım ben de bilmiyorum nasıl yaptım diyen çok sayıda insan var. Ama kardeşim dikkat et ya. Yanlışlıkla aldatma mı olur ya? Yani bu onları haklı çıkarır mı? Çıkarmaz. Farkında olmadım, birdenbire ne oldu ben de anlamadım. Böyle bir şey var mı ya? 3. Yeni heyecanlar. Bazen insanlar yeni heyecan arıyormuş. O heyecan senin başını yer. Bir defa bunu görmen lazım. Düzenli hayat batıyor ve bir maceraya giriyor. Ondan sonra ailesi dağılıyor, hayatı perişan oluyor. Bununla ilgili kaç tane bende örnek var. Aman ha, heyecanı sen eşinde ara. Otur, konuş, kendi aranızda bir heyecanlandırma olayına kendiniz girin. Başka yerlerde bunu aramayın, yuvanız dağılır. Başınız belaya girer. Bak, benden söylemesi. 4. Kötü seks. Kadınların cinsellikten 5 şikayeti, erkeklerin cinsellikten 5 şikayeti diye videolarım var. Adım Haydar Dümen'e çıkacak diye bu tarzda videolar çok çekmiyorum. Ama gerçekten cinsellik konusunda eşler arasında senkronizasyon yoksa, uyum yoksa, karşılıklı beklentiler karşılanmıyorsa, beklentiler örtüşmüyorsa, bu durum cinsellikten keyif almama, hatta istememeye götürüyor. Ve maalesef bu sefer cinsel tatmin adına farklı arayışlar içerisine girenler oluyor. Bununla ilgili mesajlar alıyorum. Araştırmalar da zaten şunu gösteriyor. Seks yaşamında aradığı heyecanı bulamayan erkeklerin %70'i. Rakam çok korkunç ya, %70. Kadınların da %49'u aldatmaya daha yakın. Utanacak, çekinecek bir şey yok. Alın eşinizi karşınıza. Cinsel hayatınızı gözden geçirin. Cinsel anlamda neler bekliyorsun? Neler istiyorsun? O ne bekliyor? O ne istiyor? Bunları güzelce, hiç çekinmeden, utanmadan konuşun ya. Anlatın. Ve ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız, nasıl yaparsınız, birçok şeyi açıkça, net bir şekilde konuşun. Eğer cinsel hayatınızı güzelleştirirseniz aldatmanın önünü tıkarsınız. Tabii karaktersizlik varsa sen ne yaparsan yap, o yine yapacağını yapar. O da ayrı bir şey. 5. İş ve iş gezileri. Şimdi aldatma ile ilgili yapılan anketler var arkadaşlar. Her 3 erkekten birisi eşlerini iş gezilerinde aldatıyor. Kadınların da %13'ü iş yerinde ilişki yaşıyor. Ve iş yerindeki ilişkilere baktığımız zaman da neyi görüyoruz biliyor musunuz? Bu aldatmaların 6 ila 9. yıl arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani iş yerinde yakınlaşma, birbirinden hoşlanma, Evliliğinde monotonlaşma. Bu aldatmaları tetikliyor. Onun için iş yerlerinde dikkat etmek lazım. Önce ilgisini çekiyor. Birbirlerinin ilgilerini çekiyor. Daha sonra hoşlanmaya başlıyorlar. Daha sonra bu sevgililiğe dönüyor ve daha sonra bu aldatmaya gidiyor. Allah göstermesin. Onun için ölçülü olmak lazım. Sen işine bak. Sen bir anne olduğunu, bir baba olduğunu, aileni temsil ettiğini, çocuklarını temsil ettiğini gör ve ona göre hareket et. Benim şu an yaptığım şeyi çocuklarım görseydi, duysaydı bana ne derdi? Aklına bunu getir. Ve hemen geri adım at. Tamam bak, benden söylemesi. 6. Çiftlerin ilgisiz olması. Şimdi yeterince birlikte zaman geçirememe, arkadaş olamama, bağ kuramama ve o yakınlaşmanın olmadığı durumlarda yavaş yavaş birbirinden soğuma. Onun olumsuz özelliklerini görmeye başlama. Bu varsa aldatmaya doğru gitme var. Bak, benden söylemesi. Uzmanlar şunu ifade ediyorlar. Oksitosin eksikliğinden kaynaklanıyor bu. Aldatmayı tetikleyen şeylerden birisi oksitosin eksikliği. Şimdi oksitosin nasıl sağlanıyor? Sarılmayla, kucaklamayla. Birbirine zaman ayıran, birbirine sarılan, birbirini kucaklayan çiftler birbiriyle ilgili olumsuz, negatif şeyler düşünemiyorlar. Birbirini daha çok seviyorlar ve birbirine daha fazla bağlılar. Oksitosin ilişkilerde güven ortamı oluşturuyor. Ve o kadar ilginç ki oksitosin eksikliği ile ilgili yapılan deneylerde evli olan erkeklere oksitosin enjekte ediliyor. Ve çok çekici kadınlar tahrik etmesi için gönderiliyor. Bunlar aralarına mesafe koyuyorlar. Git istemiyoruz seni biz. Neden? Oksitosinim yüksek benim. Ben eşime ve aileme bağlı bir adamım. Bu duygu daha güçlü hale geliyor. Hocam nerede satılıyorsa bizim adamlara da verelim bu oksitosinden dediğinizi duyar gibiyim. Vermek lazım valla. 7. İlişki içinde sıkışmış hissetme. Evliliğinde kendini bunalmış, sıkışmış hissediyorsa dışa atmaya başlıyor. Ev dar geliyor. Bunalıyor evde. Sanki bir halt var dışarıda. Kendini dışa atıyor. Bu his içim daralıyor diyor ya. Evde olmak istemiyorum. Ben dışarıda dinleniyorum. Ulan yorulmuşsun gelmişsin. Otur evinde uzan. Ben dışarıda dinleniyorum. Ev onun üstüne geliyor. Eşinin dedikleri ona batıyor. Ve kendini dışarıya atıyor. Bu dışarıda geçirdiği zaman evden kaçma onu maalesef aldatmaya sürüklüyor. 8. İntikam için. Eşi onu üzdüğünde ya da aldattığında hesap sorma adına. O da onu üzme adına aldatabiliyor. Bu çok yaygın yapılan şeylerden birisi ve ondan sonra daha berbat hale geliyor. İlişkiler, her şey. Daha çok çıkmaza giriyor. Belki kurtarılabilecek bir ilişki kurtarılamayacak noktaya geliyor. Çünkü birlikte olduğu, beraber olduğu insan sevdiği bir insan değil. Kullandığı bir insan. Ne için kullanıyor? Diğerine ödetmek için kullanıyor. Sevmiyor ki. Kötü bir durum ya. Ama bu yapılıyor mu? Yapılıyor. 9. Yeni cinsel deneyimler yaşamak istemek. Şimdi eşine çekiniyor, söyleyemiyor. Fantezileri var, istekleri var, beklentileri var. Ya da o söyledikleri şeyleri eşinin yapabileceğini düşünmüyor. Yapmaz herhalde. Ve bunu kimler yapabilir diye bunu yaptırabileceği yol ve yöntemler arayışına giriyor. Bunun yerine ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Utanma ya. Söyle eşine bunu ya. Ve o beklentileri karşılıklı karşılamaya çalışın. Doğrusu bu. Bak, benden söylemesi. 10. Samimiyet eksikliği. Kendi aralarında her türlü şeyi konuşabilecek, özgüveni, cesareti, yakınlığı birbirine veremeyen, o dostluğu, kaynaşmayı sağlayamayan çiftler. Karşı tarafta o samimiyeti gördüğü anda kapılıp gidiyor. Onun için dikkat edin. Samimiyetiniz, dostluğunuz, arkadaşlığınız, yakınlığınız nasıl eşinizle? Eğer eksikler varsa o yakınlığınızı, samimiyetinizi yeniden sağlamaya çalışın. Bak, benden söylemesi. 11. Duygusal uyum eksikliği. Eşlerin birbirini duygusal anlamda tatmin edememesi. Duygusal anlamda eşlerin birbirine yetememesi. Bak, fiziksel anlamda yetebiliyor. her ihtiyacını karşılıyor ama duygusal anlamda yetemiyor. Maalesef bu durumda da duygusal anlamda kendini anladığını hissettiği bir insana kapılıp gidiyor. Duygularını ifade etmede zorlanan, eşine sevdiğini, önemsediğini ve onun ne kadar değerli ve önemli olduğunu vurgulamada çekinen erkeklerin eşleri aldatmada 2 kat daha önde. Bak benden söylemesi. 12. Yeni birini düşünmek. Eşinin yerine başka birini sürekli hayal etmek. Eşim yerine keşke olsaydı. Ve o dürtüyle hareket etmeye başladığın anda karşı taraftan da sinyal, tamam gel sinyali varsa gidiyor peşinden. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu ilişkinizde yıpranmışlığın da göstergesi aslında. 13. Küçük bir sorunun büyük bir sorun haline gelmesi. Küçücük şeyler yüzünden birbirini kırmalar, tartışmalar, bağırmalar, küsmeler, bütün bunlar olmaya başlamışsa soğuma başlıyor. Ve eşimize karşı olan sevgi depomuz doluyken boşalmaya başlıyor. Ve ona karşı hiçbir şey hissetmemeye başlıyor. Ha olmuş ha olmamış. Ve keşke olacağını olmasaydı demeye de başlamışsan onun yerine alternatif aramaya da başlıyorsun. Onun için eğer ilişkimizde sorunlar varsa çözmemiz lazım. Mutsuz evlilik nedenleri diye video serim var biliyorsunuz. Mutlaka eşler birlikte oturmalı. O videolarımı notlar alarak izlemeliler. Hangi eksikleri var? Neden var? Ne yapabilirler? Bununla ilgili eğer bu şekilde hareket ederlerse ilişkilerini kurtarırlar ve aldatmanın önünü kapatırlar. Bak benden söylemesi. 14. Toplumun ve deneyimlerin etkisi. Şimdi çevresinde aldatan arkadaşları olan, geçmişte zaten bu işi yapan, evlenmeden önce öyle bir çevresi var. Adam nerede akşam orada sabah. Öyle bir hayatı var. Arkadaş çevresi öyle. Şimdi bu adam aldatmaya meyilli. Zaten hazır. Ve bunu var ya araştırmalar da ortaya koyuyor. Eşlerini aldatan erkeklerin %75'inin arkadaş çevresi de aldatan insanlardan oluşuyor. Bunlar aynı yolun yolcusu hep beraber. Birbirinden etkileniyorlar ve birbirini etkiliyorlar. Bütün bu maddeler aldatma nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bahane mi? Bahane. Ama sonuçta bunları bahane ederek insanlar aldatıyor. Bunu bilmek lazım. Maalesef son dönemde aldatmalar da çok arttı. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada katıl butonunu aktif hale getirdim arkadaşlar. Destek olmak isteyenler destek olabilirler. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.